Merhabalar, ben Müzmin Yolcu. Türkiye'nin bilinmeyen harika rotası Frig Yolu macerasını izlemek üzeresiniz. Bu bölümde müthiş peri bacaları, kaya yerleşimleri ve doğal güzellikleri göreceksiniz. İyi seyirler. Harika bir yere gidiyorum. Hatta harika bir yere geldim. Kral Midas'ın ülkesi. Frigya. 8 gün boyunca buralarda yürüyeceğim. Harika hikayeler, müthiş kalıntılar, tarihi kalıntılar. Hepsini bir bir anlatacağım. Gidelim. Vadisi ve Friglerin yaşamış olduğu bir yerleşim yeri. Kırk inler olarak geçiyor burası. Kırk inler zamanında Friglere ev sahipliği yapmış. Ondan sonra Bizansların eline geçmiş ve Bizanslar burayı kilise olarak kullanmışlar. Bir sürü içeride odalar var. Muazzam oluşum, muazzam güzel. Tabii ki bunlar tüften olduğu için kolay kazılabilen ve şekil verilen şeyler, tüf oluşumlar. O yüzden dedikleri gibi rahat hareket edeceklerini şekilde kazmışlar, oymuşlar. Çok da muazzam bir görüntüsü var. İçerisine bir giriyorsunuz, zaten görüntülerde görüyorsunuz. Kayboluyorsunuz. Harika, muazzam. Çok etkilendim. Aşırı etkilendim. Frig Vadisi'nin gezimin ilk durağı burası. İlk duraktan başlayarak bundan sonra biraz daha burayı gezip seyitlerden geçip peri bacaları ve ondan sonra yola hızla devam edeceğiz. Görüşürüz. Çok keyifli burası. Seyitlere geldik. İlk durağımız Seyitler'di. Tabii Seyitler'den bir kolu başlıyor Frig Vadisi'nin. Kırk inleri dolaştık, gezdik. Güzel, çok keyifli görseli var. Hala hayatına, yaşamına devam etmesi çok ilginç. Bugün Batuhan arkadaşımla, hatta bugün değil, birkaç gün beraber yürüyeceğiz. O bana eşlik edecek 8 gün boyunca. Umarım bir aksilik çıkmaz, herhangi bir şey. Kırk inleri terk ediyoruz şimdi. Batuhan, beğendin mi? Beğendim ya, güzel sevdim. Tarihi eserlere dokunuyorsun. Böyle bir iniş falan dedik.
Çok güzel, çok keyifli. Hakikaten. Arkadaşım da bir sürü şey çıkacak ve bunların hepsini anlatacağım sizlere. Müthiş hikayeler var. Müthiş bilgiler, müthiş görseller. Doğanın oluşmuş olduğu sanat eserleri. Hepsini göreceğiz, hepsini gezeceğiz. Ama önce karşıya geçip seyitlere gitmemiz lazım. Seyitler, seyitlere girip gezdik. Güzel peybacaları vardı. Hakikaten muazzam, çok güzeller, çok keyifliler. Şimdi Karakaya'ya geldim. Karakaya'ya geldik. Solumda tekrar peybacaları var. Çok çok güzel, çok harika bir görüntü. Kesenlere doğru gidiyoruz. Biraz yorgunluk var tabii. Kaç saattir uyumadım, uykusuzum. Yani şu an saat kaç? 11 falan galiba. 30 saat. Tabii 30 saattir falan uykusuz. Yorgun gidiyoruz. Bakın ve peribacalar tekrar solda. Bu sefer Karakaya'nınkiler. En güzel yanı da yol yürürken sağ olsun yardımsever abiler hemen durup yanınıza duruyor ve sizi gideceğiniz yere kadar bırakıyorlar. Çok teşekkür ederim onlara. Abim ben saygılar. Ben teşekkür ederim. Bizler teşekkür ederiz. Ablacığım size çok teşekkür ederiz. Yolunuz açık olsun. Sizlerin de yolunuz açık olsun. Numaranızı aldık. Herhangi bir şey gelirse başımıza ilk arayacağımız insan sizsiniz Mehmet çok abicim. Çok sağ olun, yardımcı her zaman için oluruz. Teşekkür ederim. Hoşçakalın. Hadi hayırlı yolculuklar. Evet arkadaşlar, Pirik Vadisi'ni yürürken Kesmeler Mahallesi'nde, Kesmeler Köyü'nde iki genç arkadaş sağ olsun bizlerle çok ilgilendi. Yolu tarif ettiler. Yarım saat oturduk, muhabbet ettik. Kendilerine keyif sohbetler için çok teşekkür ederim. Arkadaşlar sizi tanımak çok güzeldi. Sağ olun ilginizden dolayı. Köylüler hakikaten çok sıcakkanlı buralarda. Gelirseniz onlarla konuşun, muhabbet edin. Oturun dertleşin. Şimdilik bu kadar. Arkadaşlar, bölgeye adını veren Filikler, Hititlerin dağılmaya başladığı M.Ö. 1200 yıllarından itibaren Balkanlardan, Trakya, Boğazlar üzerinden Anadolu'ya giren Trakya kökenli halklardır. Bu göçler sonucu Filikler, M.Ö. 9. yüzyıl başlarından M.Ö. 7. yüzyıl başlarına kadar Eskişehir, Ovası, Sakarya Nehri, Afyonkarahisar, Kütahya ve Ankara bölümlerini kapsayan geniş bir alana yayılan güçlü bir devlet kurmuşlardır. Filiklerin kurduğu krallığın başkenti Ankara Palatya yakınındaki Gordion. İlk krallar ise Gordios'tur. Filikler, M.Ö. 7. yüzyılda Kimmerler tarafından saldırıya uğramış ve oldukça güç kaybetmişlerdir. Fakat buna rağmen varlıklarını küçük gruplar halinde sürdürmeye devam etmişlerdir. Filiklerin ardından sırasıyla bölgeye
Lidyalılar, Persler, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı Devleti hüküm sürmüştür. Ve izlerini, hepsinin izlerini bu müthiş Frig Vadisi'nde görebilirsiniz, bulabilirsiniz. Görüşürüz, ben yine yürüyorum. Size Ağam Dağı'ndan, kaya yerleşiminden sesleniyorum. Adamın hakim olduğu yeri görüyor musunuz? Yani o kadar güzel, o kadar keyifli bir yer ki, 1650 metre burası. Kaya yerleşkesi. Sanırım ondan sonraki dönemlerde Bizans döneminde kilise olarak falan da kullanılmış, ibadethane olarak da kullanılmış. Çoğu parçası kopuk kopuk aşağıya düşüyor artık zamanla aşınmalardan dolayı. Çoğu bölmelerin aslında yarısı yok. Üst bölmelere çıkılamıyor bazı yerlere. Çünkü hakikaten artık şey olmuş orası. Deformasyona uğramış. Ve kayalar komple yerlenmiş. Fazla buralarda aşağılar dolanmak da istemem dibinde çünkü çok tehlikeli taşlar, büyük kule kule taşlar var. Rüzgar da çok şiddetli esiyor. O yüzden böyle içeri girip sakin sakin konuşuyorum. Güzel bir yer, harika bir yer. Bu geceyi burada geçireceğim. Erkenden uyuyacağım. Çok yorgunum. Arkadaşlar Ağam Dağı'na Kaya Yerleşkesi'ne geldim. Evet. Arkadaşlarla tanıştım, sağ olsunlar. Burada kamp alanı varmış, nerede kamp yapabilirim dedim. Arkadaşlar dedi ki bizim için sakıncası yok. Barakalarını sağ olsunlar bize verdiler bu gece. Burada kalacağız. Teşekkür ederim kendilerine ve... Rica ederiz. Bir yukarı çıktım, yerleşkeye gezmek için, Kaya Yerleşkesi'ne gezmek için bize yiyecek bırakmışlar içeriye. Yani hakikaten böyle insanlar, Anadolu insanı hakikaten çok ayrı. Ben buranın insanlarını çok sevdim. Hakikaten yani iyi ki buraya gelmişim, iyi ki tanışmışım. İyi ben ki çok mutlu oldum. Hakikaten. Afiyet ne olsun. Ne diyeyim yani? Olun sizde. Her zaman böyle iyi kalın. Sizde sağlıklı kalın. Günlerde inşallah. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim dostum. Görüşürüz dostum. Seninle de görüşürüz. Evet, çobanların kaldığı yer. Ya bize yiyecek bırakmış. Yani ne diyeyim abi, Anadolu insanına ne diyeyim? Bu geceyi burada geçireceğiz. Birazdan sobayı da yakıp yani ne diyeyim, diyecek bir şey bulamıyorum. Sağ olsunlar. Evet değerli arkadaşlar, dün akşam İstanbul'dan yola çıktım. Sabahleyin Afyon. Uykusuz bir gece, uykusuz bir gün. Sabahleyin Seyitlere geldim, orada Kırk İnler'i gezdim. Öncesinde Friglerin yaşam alanları, sonrasında Bizans döneminin yaşam kilise olarak kullanmışlar. Sonrasında Seyitler'de peribacalarını falan gezdim, dolaştım. Karakaya'dan sonra Keserler Mahallesi, Keserler Mahallesi'nden sonra son durağım Ağam Dağı oldu. Ağam Dağı kaya yerleşimleri. Yani çok güzel, çok muazzam, güzel bir görseli var. Adamlar stratejik olarak çok güzel konumlanmış buraya. Yani karşılarındaki manzara zaten rakım 1650 civarında falan. O esnada da bir tane çobanla tabii ki burada tanıştık. Çoban muhabbet ettik, sohbet ettik. Hoş sohbet bir adam kendisi. Bakkal falan var mıdır önümüzde? Yani kaç günde gideriz diye sorduğumuzda 2 gün falan demişti. Sonra ben kaya yerleşimde de gezmeye gittim. Döndüğümde benim için odun kırmış, sucuk, makarna, çorba, domates, biber, bir sürü şey bırakmış.
Bunları dedi sizin için bırakıyorum. Yersiniz içersiniz ya. O kadar mahcup oldum ama çok güzel bir duyguydu. Bir de kulübesini bana bıraktı. Bize bıraktı kulübesini de. Kulübesinde kalıyoruz. Sobayı yaktık. Şahane odunları verdi. Odunları kırmış hazırlamış. Sobayı yakarak yemeğimizi yaptık. Yedik çayımızı yaptık. İçtik. Şahaneydi. Muhtemelen gün kararınca uykuya dalacağız artık. Çok yoruldum. Aşırı yorgunuz yani. Süper yorgunuz. Zaten videolarda göreceksiniz. Surat ifadem, gözlerim, konuşmam, her şeyim kaymış vaziyette. Bu video burada bitiyor. Birinci gündü bu tabii ki. Filik Vadisi'nin birinci gününü yedik. Yarın tabii ki bununla beraber 5-6 gün daha bu yolda devam edeceğiz, ilerleyeceğiz. Harika yerleri göstermeye devam edeceğiz. Buralara hayran kaldım. Tabii bir teşekkür de Sayın Profesör Hüseyin Sarı Hocam. Bu rehber kitabı edindim. Bu yolu Türkiye'yi kazandıran bir insan kendisi. İyi ki var. Hakikaten onun sayesinde tanıdık bu yolları. İyi ki varmış. İyi ki böyle bir kitap hazırlamış, böyle bir içerik sunmuş bizlere. Çok memnunuz. Adım adım takip ediyoruz söylediklerini. Tarifleri tutarlı, harika. Bu kadar herhalde. O zaman bitti. Yarın başka bir gün oynuyoruz. Muhteşem bir yerde. Hoşçakalın.